Merhaba gençler, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Hız Yayınları Matematik Soru Bankası'nda test 70'li sorularıyla dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar, sorularımıza başlamadan önce Kurt Akademi YouTube kanalına abone olur ve videoları beğenirseniz, videolarımıza yorumlar yaparsanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar, hazırsak birinci sorumuzla dersimize başlayalım. Şekilde verilen ve iki kare ile iki dikdörtgenden oluşan modelin alanını santimetre cinsinden, birim kare cinsinden veren cebirsel ifade hangisidir diye sordu. Arkadaşlar, tüm şeklin alanını istiyor. O halde bakın, burası 3a ise burası 2 birim. Bu ikisinin toplamı gençler 3a artı 2 birimdir. Sol tarafta bu karenin arkadaşlar bir kenarına bakın, burada 2 ise buraya 2'dir diyorum. O halde bu kenarımızda 3a ile 2'yi topluyorum. 3a artı 2'dir. Şimdi arkadaşlar, kenarlarımız birbirine eşit çıktı. Demek ki şeklin tamamı bir karedir diyoruz. 3a artı 2 alanı bulabilmek için 3a artı 2'yi çarparız. Arkadaşlar, aynı sayıyı çarpmak demek aslında ne demektir? 3a artı 2'nin karesi demektir. İki terimin toplamının karesi özdeşliğinden faydalanacağız. Yani tam kare bir ifadedir diyoruz. Birinci terimimiz 3a. Bunun karesi 9a kare. Birinci terimle ikinci terimi çarptım. 6a. 2 katı artı 12a. İkinci terimin karesi artı 4 olur. Tüm şeklin alanı diyoruz. 9a kare artı 12a artı 4'ü C şıkkından doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet gençler, devam ediyorum. İkinci soruya geçiyorum. X eşittir 32, 34 ve y eşittir 4 olduğuna göre x artı y'nin karesi arkadaşlar eksi 4xy ifadesinin sonucu kaçtır diyor. Gençler, şu iki terimin toplamının karesi yani tam kare ifadenin açılımını yazarsam, iki terimin karesi x kare, birinci terimle ikinci terim çarptım xy, 2 katı 2xy, ikinci terim karesi y karedir. Yanında eksi 4xy var. Buradan gençler bakın, benzer terimlerimiz xy'li ifadeler. O halde x kareyi yazdım. Artı 2xy, eksi 4xy daha eksi 2xy yapar. Artı y kare. Y kare diyoruz. X kare eksi 2xy artı y kare gençler bizim için x eksi y'nin karesi özdeşidir diyorum. Peki ben bunu nereden anlıyorum arkadaşlar? Bakın, böyle kontrol ediyorduk. Hatırlayalım. Birinci ve üçüncü terimin kare köklerini aldım. İkisini çarparsam xy, 2 katı ortadaki terimi veriyorum arkadaşlar. Bakın, xy'yi ortada aynen gördüm. O halde kare köklerini aldığım sayının x ile y'yi ikinci terimin işaretiyle beraber yazıyoruz. Peki gençler, o halde bu işlemin sonucu aslında x eksi y'nin karesi özdeşidir diyorum. Peki arkadaşlar, o halde x ve y'yi yerine yazacak olursam, x'in değeri 34'tü. Eksi y'nin değeri 4. Karesi diyorum. 34'ten 4'ü çıkardım. 30'un karesi. 30'un karesi de 9 diyoruz. C şıkkını doğru cevap olarak işaretliyoruz. Evet arkadaşlar, devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Ayşe Hanım'ın buzdolabını yerleştireceği dikdörtgen biçimdeki duvarın ve buzdolabının dikdörtgen biçimdeki ön yüzün ölçüleri aşağıda verilmiştir. Ayşe Hanım buzdolabını şekildeki gibi duvara bitişik olacak şekilde yerleştirdikten sonra duvarda kalan alanın tamamını metrekare fiyatı 4 TL olan duvar kağıdı ile kaplatacaktır. Buna göre bu iş için kullanılacak olan kağıda lira cinsinden ödeyecek en az ücreti veren cebirsel ifade hangisidir diye sordu. Gençler bakın, şuralara kağıt kaplayacağını söylüyor. O halde büyük şeklimizin büyük dikdörtgeni bir kenarı 4x, diğeri x, alanı 4x çarpı x'ten 4x karedir. Buzdolabının arkadaşlar bir kenarı 16y, bir tarafı y. O halde buzdolabının alanı diyorum. y çarpı y'den 16y karedir.
Kağıt kaplanacak alanı bulabilmek için ne yaparız? 4x kareden 16y kareyi çıkarmam gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bakın, iki tane kare görüyorum ve fark var. Demek ki iki kare farkı özdeşidir diyorum. Bunun karekökü 2x. Bunun karekökü 4y. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Kareköklerini aldığım sayıyı 1 eksili 1 artılı yazıp çarpmamız gerekir. 2x eksi 4y çarpı 2x artı 4y olarak yazıyoruz. Arkadaşlar 2x eksi 4y ve 2x artı 4y bu kağıt kaplanacak alan arkadaşlar. İBAN'a metrekare fiyatına 4 lira dedi. O halde toplam ücret diyorum. Metrekare ile metrekare fiyatını çarparım arkadaşlar. Hadi 4 çarpı 2x eksi 4y çarpı 2x artı 4y olur diyoruz. Arkadaşlar şıklara baktığım zaman bunu direkt göremiyorum. Ama şöyle düşünebiliriz. Bakın şu 4'ü 2 çarpı 2 gibi düşünelim arkadaşlar. Birinci 2'ye birinci ile ikinci 2'yi de ikinci terimle çarpıyorum. Yani sadece birer tanesini çarpabilirim. 2 ile 2x'i çarptım. 4x eksi 8y. Diğer 2 ile diğerini çarpıyorum. 4x artı 8y olur diyorum. Toplam ücret. Peki bunu nerede gördük arkadaşlar? Bakın 4x eksi 8y ve 4x artı 8y'yi Deniz'in şıkkında doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet gençler, devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Bir kenar uzunluğu 2A birim olan kare biçimindeki kartonda bir kenar uzunluğu B birim olan kare biçimindeki 9 özdeş bölge aşağıdaki gibi kırmızıya boyanıyor. Buna göre bu kartonda boyalı olmayan bölgenin işte bakın boyalı olmayan bölgenin alanını istiyor. Dün arkadaşlar tamamı büyük karenin alanı bir kenar 2A ise 2A'nın karesidir diyorum. Buradan gençler neyi çıkarıyorum? Bir tanesinin alanı B ile B'yi çarparsam B karedir. 9 tane olduğu için 9 tane B kareyim. B kareyi çıkarmamız gerekir. 2 kare farkı özdeşinden faydalanacak olursam gençler. Buralımız bana verilen karelerin karekökten arıyorum. 2A'nın karesinin karekökü. Böyle düşünebiliriz. Karesinin karekökü kare kökü götürür ve 2A kalır. Buradan 2A geldi. Evet, 2 tane 2A yazıyorum. 9B karenin karekökü 3B. Bunları gençler 1 eksili 1 artı yazarak çarpıyorum. 2A eksi 3B çarpı 2A artı 3B olur. Boyalı olmayan bölgenin alanı diyorum. İşte 2A ve 3B'nin eksili artılı durumunu B şıkkında işaretliyorum. Devam edelim. Geçelim 5. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi 98 çarpı 102 işleminin sonucuna eşittir diye sordu. Arkadaşlar bakın 98'e 102'yi kolay yoldan çarpma işlemi olarak düşünelim. İkisinin tam ortasında yani aslında aritmetik ortası 100'dür diyorum. Arkadaşlar 100'ü kullanarak hem 98 hem de 102'yi elde etmemiz gerekiyor. Bakalım nasıl elde ediyoruz. 100'ü kullanacağım. Ben ne yaparsam 98 olur. 2'yi çıkartırsam diyorum. Bir de 100 ile 2'yi topluyorum. 102 oldu. Ve bunları aslında çarpıyoruz. Ne yaptım? 98'in yerine yazdım. Burada 102'nin yerine yazdım. Gerçi dikkat ederseniz 100 eksi 2, 100 artı 2. Birinciler aynı. İkinciler aynı. 1 eksi 1 artıysa aslında 2 kare farkıdır diyorum. 2 kare farkı olduğunu gördükten sonra arkadaşlar bu önemli. Eğer görmezsek bunu yapamayız. 100 ile 100'ü çarpıyorum aslında. 100'ün karesi eksi ile artı çarpıyorum. Eksi 2 ile 2 çarpıyorum. 2'nin karesi. 100'ün karesi eksi 2'nin karesi cevabını da A şıkkında işaretliyorum. Evet gençler. Devam ediyorum. 6. soruya geçiyorum. Aşağıda bir markette satılan çamaşır deterjanı ve ekmeğin birer paket fiyatı cebirsel olarak gösterilmiştir. Selin Hanım, x artı bir paket çamaşır deterjanı ile
Çamaşır deterjanından bir paket fazla sayıda ekmek satın almıştır. Buna göre senin hanımın aldığı ürünlerin lira cinsinin toplam tutarını istiyor. Arkadaşlar, ekmeğin paket sayısını bulmak istiyorum öncelikle. X artı bir paket çamaşır suyu, çamaşır deterjanı almıştı. O halde ekmeğin sayısı X artı birden bir fazla dedi. Yani X artı iki tane ekmeğin paketinden aldı. Ekmek için ne ödüyor arkadaşlar? O halde X artı 2 ile ne yaparız? Fiyatıyla ürünü çarparım arkadaşlar. Sayısını çarparım. 2 eksi x'i çarpıyorum. 2 eksi x'i çarpıyoruz. Arkadaşlar şöyle düşünebilir miyiz? X artı 2 yer değiştirecek olursam 2 artı x yazabilirim. Toplamın değişme özelliğini faydalanarak burada da 2 eksi x olarak yazdım düşünelim. Aslında aynı ifadedir. Bunlar birbirine eşittir. O halde 2 ve 2'leri gördüm. X'leri gördüm. 1 eksili 1 artılı gördüm. Bu ne demekti gençler bizim için? 2 kare farkı demekti. Yani 2'nin karesi artı eksi çarptım. Eksi ve x'in karesi demektir diyoruz. Arkadaşlar bu böyle bir dursun isterseniz. Veya şöyle yapabilirim. 2'nin karesi 4 eksi x kare şeklinde de yazabiliriz. Deterjanın fiyatını bulalım arkadaşlar. 5x eksi 5 lira deterjan fiyatıydı. X artı bir paket aldı. Burada da gençler 5 eksi eksi 5'i 5 parantezine alacak olursam x eksi 1 çarpı x artı 1 olarak görüyorum. Arkadaşlar bakın x eksi 1 ve x artı 1 2 kare farkı özdeşliğidir diyorum. Yani onun çarpanları ayrılmış halidir. O halde x'lerin karesi alalım. X kare eksi ile artı çarptım eksi ve 1'in karesi. Ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Bunları toplayacağız diye söyleyelim. İstersek şöyle de içeri dağıtabilir miyiz arkadaşlar? İstersek içeri dağıtalım. 5x kare eksi 5 olarak söyleyelim. Şimdi toplayabilirim. 5x kare eksi 5 artı ekmeğin toplam fiyatı 4 eksi x kareydi. İkisini toplayacak olursam 5x kareden 1x kareyi çıkardım. 4x kare eksi 5 artı 4 daha da eksi 1 yapar. 4x kare eksi 1 cevap şıklarında var arkadaşlar. Eğer olmasaydı bu da aslında 2 kare farkı özdeşliğidir diye bunun açılımını yazmamız gerekebilirdi. Evet devam ediyorum. Evet gençler 7. soruya devam edelim. M eksi n'nin karesi artı 4mn ifadesinin özdeşi aşağıdakilerden hangisidir diye sordu. Arkadaşlar şu m eksi n'nin karesini açılımını yazacak olursam. Birinci terimin karesi m kare. Birinci terimle ikinci terimi çarpıyorum. Eksi mn. İki katı eksi 2mn. İkinci terimin karesi artı n kare. Artı yanında da 4mn var. Buradan arkadaşlar benzer terimleri toplayacak olursa bakın. Eksi 4, eksi 2mn ile 4mn benzer terimlerdir. O halde m kareyi yazdım. Eksi 2 artı 4 daha artı 2mn artı n kare. Arkadaşlar şu anda bu şekliyle bizim cevaplarımız da yok. Ama diyorum ki bu bizim için aslında m ve n'nin toplamının karesi özdeşidir diyoruz arkadaşlar. Yani m artı n'nin karesi özdeşidir. İstersek şöyle kontrol edebiliriz. Bakın m'nin karesi m kare. M ile n'yi çarptım. 2 katı 2 mn ve n'nin karesi de ne kare? Ne dedik arkadaşlar? M artı n'nin karesi özdeşidir diyoruz. Ve D şıkkını işaretliyoruz. D şıkkında şöyle gösterelim. Temizleyerek geçelim. 8. sorumuzun. Aşağıda birim kare cinsinden her birinin alanı verilen cebir kareları ile bir kenar uzunluğu 2a artı 1 birim olan kare modelleniyor. Buna göre model aşağıdakilerden hangisinde istenen modelleme ve karenin alanı doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar o halde 2a artı 1 ise bir kenarı alanı bulabilmek için bunun karesini alırız. Birinci terimiz 2a karesi 4a kare. Birinci terimle ikinci terimi çarptım 2a. 2 katı 4a. İkinci terimin karesi 1'dir. 4a kare artı 4a artı 1 olacak diyorum. C şıkkı sorumuzun doğru yanıtı olur diyorum.
Evet gençler. Devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Aşağıda verilen ABCD karesi mavi renkte iki karesel ve kırmızı renkte özdeş iki dikdörtgensel bölgeye ayrılmıştır. Buna göre mavi renkteki ilerinin santimetre kare cinsinden alanların toplamını istiyor. Gençler bakın burada 3 santimetre ise burası 3 santimetredir. Aynı şekilde burası da 3 santimetre. Şunun tamamı. Yük şeklimizin uzun kenarı yani bir kenar 2x artı 2 ise o halde ben x artı 2'den 3'ü çıkartırsam şu mavi karenin bir kenarı bulurum. X artı 2'den 3'ü çıkartacak olursak x eksi 1'dir diyoruz. Bu kare olduğuna göre burası da x eksi 1. O halde x eksi 1'in karesi olacak diyorum. Artı. Bir de 3'ün karesi olacak. Toplam mavi bölgelerin alanları toplamı. Ben bunu açacak olursam x kare eksi 1 ile 2'yi çarptım. Eksi 1x 2 katı eksi 2x artı 1 artı 9. Buradan arkadaşlar x kare eksi 2x artı 10 olur. Mavi alanlar toplamı. Nerede gördüm? C şıkkında doğru seçenek olarak işaretliyoruz. Evet gençler devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Cebirsel ifadesi bir tam kare ifade olduğuna göre üçgen sembolünün yerine yazılabilecek değerlerin çarpımı kaçtır diye sordu. Gençler a kare artı üçgen a artı 36. Bu ifade gençler. Şimdi kare köklerini alırsam bakın a ve 6'dır. Aslında a ve 6'nın şöyle düşüneceğiz. Toplamının karesi desem. Buraya artı olarak değerlendirsem. Bakalım arkadaşlar ne olacak? A'nın karesi a kareyi verdim. Ve rengi değiştirelim. Birinci terimin karesi diyorum. Alt a kareyi verdi. İkinci terimin karesi üçüncü terim olacaktı. Bakın 6'nın karesi. O halde ortadaki terim a ile 6'nın çarpımı 6a 2 katı 12a olacak. Burası 12 a'ya eşit olacak diyorum. O halde üçgenin değeri buradan 12 olabilir. Peki gençler şöyle devam edelim. A eksi 6'nın karesi olsaydı. Yine arkadaşlar a kare ve artı 36'yı görürüz. İkisinin çarpımı eksi 6a. Bu sefer de ne derim? Ortaya gelmesi gereken değer eksi 12a olur deriz. Buradan da üçgenin değeri eksi 12 olur deriz. 12 veya eksi 12 olur. Bu ikisinin çarpımını istediğim. Eksi 144 olur diyorum. A şıkkını doğru cevap olarak işaretliyoruz. Evet gençler devam ediyorum. Aşağıda dikdörtgen biçimindeki bir koşu parkurunun kısa kenarının uzunluğu verilmiştir. X artı 3. Parkurda numaralandırılarak verilen bölgeler dikdörtgen biçiminde olup birinci bölge hariç her bölgenin genişliği kendinden bir önceki bölgenin genişliğinden 2 metre daha fazladır. Ayrıca birinci bölgenin alanını 4x kare eksi 9 metrekaredir diye söyledi. Buna göre dördüncü bölgenin alanını istiyor. Arkadaşlar bakın 2x artı 3 aynı zamanda burası da 2x artı 3'tür. Ben 4x kare bölgenin alanı 4x kare eksi 9'du. Bu iki kare farkından kare köklerini alırsam 2x ve 3'tü. Bunları 1 eksili 1 artı yazarsak özdeşini yazmış olurum. Yani aslında çarpanlarını ayırmış oluruz. 2x artı 3 arkadaşlar bakın zaten uzun kenarımızdı. Şöyle rengimizi değiştirelim. Burasıydı. O halde 2x eksi 3 de kısa kenarımızdır. Her bir bölge bir öncekinden 2 metre fazlaydı. 2x eksi 3'ü 2 ile toplarsam 2x eksi 1 tekrar 2 ile topluyorum. X artı 1 2 ile toplarsam 2x artı 3 oldu. Benden dördüncü bölgenin alanı istemişti. Kenarlarımıza dikkat edersek artık bu bir kare oldu. O halde 2x artı 3'ün karesidir diyorum. Buradan birinci terimin karesi 4x kare. Birinci terimle ikinci terimi çarptım 6x. 2 katı 12x. İkinci terimin karesi 9'dur. Evet nerede gördük arkadaşlar? 4x kare artı 12x artı 9'u Denizli şıkkında doğru cevap olarak işaretlerim.
Evet gençler devam edelim. 12. soruya geçelim. Aşağıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgen biçimindeki bir zemin pi olarak 6 eş parçaya. Şunların her birisi birbirine eşittir diyor. Yatay olarak da 3 eş parçaya ayrıldı. Birbirine eşit. Buna göre bu zemindeki boyalı bölgelerin santimetrekare cinsinden alanlarının toplamını istiyor. Arkadaşlar 6x artı 6'yı 6'ya bölecek olursam veya 6 parantezinde alacak olursak. Arkadaşlar toplamada bakın hem 6x hem de 6'yı böleceğiz. O halde x artı 1 olur. Bu kenarımız. Peki her bir kenar aslında x artı 1'dir diye düşünüyorum. 9x eksi 3'ü de pardon 9x eksi 9'u da 3 eş parçaya ayırıyorum. 3x eksi 3'tür diyorum. Dikeydeki şu kenarımız. Bir tanesinin alanını bulacağım arkadaşlar. Alan diyorum. O halde x artı 1 ile 3x eksi 3'ü çarpalım. Arkadaşlar 3x eksi 3'ü 3 parantezine alacak olursam bakın x artı 1'i aynen yazdım. ...3 çarpı x eksi 1 oldu. Şimdi şu iki ifadeye dikkat edelim arkadaşlar. X artı 1 ve x eksi 1. Aslında bu iki kare farkıdır diyoruz. O halde 3'ü öne yazabilirim. Çarpmada değişim özelliği vardır. X artı 1 ile x eksi 1'i... ...iki kare farkı olarak yazacak olursam... ...x'leri çarptım x kare... ...eksi ile artıyı çarptım eksi... ...1 ile 1'i çarptım 1. Yani 3 çarpı x kare eksi... ...1'dir diyoruz. Buradan 3'ü dağıtacak olursam... ...3x kare eksi... 3 olur. Bir tanesinin alanı arkadaşlar. Böyle 3x kare eksi 3'tür. Toplamda 3 tane var. O halde toplam alan 3 çarpı 3x kare eksi 3'ten 3'ü dağıtacak olursak 9x kare eksi 9 olur diyorum. 9x kare eksi 9'u bu şekilde göremiyorum ama şu B şıkkını böyle dağıtırsak 9x kare eksi 9 olduğunu görürüz. Veya bunu 9 parantezine alırsanız x kare eksi 1 kalır. Aynı olduğunu görürüz. Ve B şıkkını kanıtı olarak işaretliyoruz. Evet gençler. Bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.